uluslararası yatırımcı gözünde güven kazanmak için Amerikalı şirkete milyonlar ödeyeceğinize, mülkiyet hakkının dokunulmazlığına riayet edin. Bu hem masrafsız hem de daha itibarlı olan bir tutumdur. ABD'li şirketin işe hızlı başladığını görüyoruz. Türk İslam geleneği bir vakıflar medeniyetidir. Ecdat ecdat diyenler şimdi vakıflara el koyma hazırlığında. Kamu bankalarını, yani milletin parasını kullanarak kendine bir borazan medya kurdun. Onlar üzerinden korku yayınca herkes dilsiz şeytan olacak sanıyorsun. Yanılıyorsun Sayın Erdoğan. Ne diyor Yunus Emre? Derviş Yunus, bu sözü eğri büğrü söyleme. Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir. İşte cesurlar, işte yeni Molla Kasımlar burada. İYİ Parti burada. Mackenzie'ye havale ettiğin devlet iradesini devralacak kadrolar burada. Biz zalim idarecinin yüzüne karşı hakikati söylemeyi en büyük cihat bilen Hazreti Peygamber sevdalarıyız. Ve işte buradan yüzüne karşı haykırıyoruz. Adaletsiz ve kifayetsizsin. Türkiye'nin üstünde bir yüksün. Değerli milletvekilleri, gazetelere, televizyonlara çökmekten, kupon arazi kovalamaktan, süper lüks uçaklarla ilgilenmekten başka meselesi yok ki muktedirin. Ne diyor o uçak, meşhur uçakla ilgili? Efendim, biz uçakla ilgilenince Katar hediye etti. Özür kabahatinden büyük. Onu mu diyeyim? Şecaat arz ederken sirkatin söyler mi diyeyim? Ne diyeyim? Yahu hiç mi devlet şuuru yok? Pembe İncil'i kaftanı da mı okumadın? Türk devleti böyle bir hediyeyi nasıl kabul eder? Eğer tabii hediye ise nasıl kabul eder? Satın aldıysan zaten iki elimiz sonuna kadar yakanda olacak. Uçağın deposu kaça doluyor biliyor musunuz? 1.750.000 liraya. Eski parayla 1.750 milyar liraya. Şoför arkadaşların dediği gibi benzini içiyor uçak. Bu benzinle Amerika'ya gidip gelemiyor. Diyelim ki uçak hediye olsun. Atatürk zamanında 1934 yılında binlerce yıllık devlet geleneğine sahip İran'a 1934'te uçak hediye eden bir Türkiye vardı. 2018 yılındaysa 100 yıl önce Osmanlı hakimiyetindeki Katar Emirliği'nden hediye uçak kabul eden bir Türkiye'ye geldik. Bu her Türk vatandaşı için bir utanç kaynağıdır. Sayın Erdoğan, bu nasıl bir lüks ve şatafat düşkünlüğüdür? Sen nasıl imam hatiplisin? Hazreti Ömer'in mumunu nasıl unuttun? Ne çabuk unuttun? Hesabı verilemeyen ipi ne çabuk unuttun? Peygamber Efendimizin vücudunda izi kalan kuru hasırda uyuduğunu ne çabuk unuttun Sayın Erdoğan? Lüks uçaklarla değil, milletin derdiyle ilgilen. Dicle kenarındaki kuzuyu geçtim. Çocuğuna pantolon alamayınca canına kıyan İsmaillerle ilgilen. Kaçırılıp istismar edilen çocuklarla ilgilen. Kaza deyip geçtiğin tren katliamıyla ilgilen. Işığını söndürüp aş yerine taş kaynatmaya başlayan milletle ilgilen. yurt bulamadığı için perişan olan öğrencilerle ilgilen, iş bulamadığın gençlerle ilgilen, hediye ya da satın aldın. O uçağı da vakit kaybetmeden iade et. Devletin ekonomisini ve kurumlarını götürüp üst akıla teslim eden iktidarın bu saatten sonra atacağı yanlış adımlarla ilgili olarak buradan bürokratları da uyarıyorum. Bu Amerikan şirketiyle devletin ve kurumlarımızın kritik bilgilerini paylaşmayın. Paylaştığınız bilgiler protokol kapsamında ve kamuoyuna açık şekilde olsun. Aksi takdirde sizler de casusluk suçu işlemiş olursunuz. Talimatı bakan da verse mutlaka mevzuata uyun. Yabancı şirketlerle kurulmak istenen paralel devlete asla izin vermeyin. Devran döndüğünde size o talimatı verenler kafasını çevirip bana mı sordun derler. Aynı Mavi Marmara'yla Akdeniz'e açılan şehit ailelerine dendiği gibi. Değerli dava arkadaşlarım, Büyük Türk Milleti, İYİ Parti Cumhuriyet tarihimizin en ağır ve çok boyutlu krizi yaşanırken mecliste çalışmalarına başlamıştır. Ülkemizin karşı karşıya olduğu ekonomik krizin uzun süredir devam eden bir başka sorunumuz da var. Yaşanan devlet krizidir. 5000 yıllık devlet geleneğine sahip olan Türk milleti bugün bu geleneğin inkar edildiği günleri yaşıyor. Orhun kitabelerinde yazıldığı üzere Türk'üm demeye 17 adam bulabildiğimiz bir dönem vardı. Tarihte 17 adam bulabildiğimiz bir dönem vardı. Bugün eşit derecede hazin ve karanlık bir dönemden geçiyoruz. Kutlu devletimizin tarihten süzülerek gelen gelenekleri, kurumları, tek adam rejimi kurmak adına birer birer yıkılıyor. Kuvvetler ayrılığı yok edildi. Hukuk devleti tasfiye edildi. Liyakat ilkesinin yerini kayıtsız şartsız biat aldı. Ama aziz milletimiz bilsin ki İYİ Parti olarak tek bir kişi ve onun sözde hanedan ailesiyle etrafındaki bir avuç fırsatçı tarafından hakimiyet altına alınmaya çalışılan Türk devletini, onun gerçek sahibi olan Türk milletine iade edeceğiz. Bunu başaracağız. Tekraren ve yüksek sesle söylüyorum. Bunu başaracağız, başaracağız, başaracağız. Sayın Erdoğan, belli ki unutmuşsun. Bak sana Hazreti Ömer'i hatırlatayım. Adalet timsali Hazreti Ömer, adalet mülkün temelidir buyuran Hazreti Ömer, ilk olarak şehirlere valilerden bağımsız kadı atayan Hazreti Ömer. İşte o Hazreti Ömer, ücretini Beytülmal'den değil, kendi kesesinden ödeyerek bir kişi görevlendirmiş ve bana her gün ölümü hatırlat demişti. Biz para mara da istemiyoruz ve hayrımıza sana hatırlatıyoruz. Ölüm var Sayın Erdoğan. Hesap var Sayın Erdoğan. Hepimiz için, hepimiz için, hepimiz için ölüm var. Hepimizi bekleyen bir mizan var, mizan. Dürüst ol, adaletli ol, merhametli ol, işi ehline ver, şaşırma ve unutma, senden büyük Allah var. ...16 yıldır yönettiğin ülkede kağıt bile üretilmiyor. Devletin resmi gazetesini basamıyorsun artık. Bir futbol turnuvasını düzenleyecek kadar bile itibar bırakmadın ülkede. Şekeri peşkeş çekiyorsun, buğdayı ithal ediyorsun, millete besmelesiz et yediriyorsun. Muharrem ayındayız, Muharrem ayında. Memleketin her yanı aşure kokuyor. Mübarek aşure kokuyor. Ama aşurenin her malzemesi ithal. Buğday ithal, şeker ithal, pirinç ithal, badem ithal, kuru fasulyesi, nohudu ithal, ceviz, nar, tarçın ithal. Aşure ithalatın olmadığı zamanlarda ortaya çıktı. Sayende yalnız adı bizden, içindekiler dışarıdan, milli ve yerli diye memleketi getirdiğiniz nokta bu. Milli aşuremizin her tanesi ithal. Aşureyi bile milli ve yerli olmaktan çıkardı bunlar. Siz yerli ve milli değilsiniz. Siz GDO'sunuz. Siz şarbonsunuz. İthal samansınız. Siz milletin ağzının tadını kaçıran yapay tatlandırıcısınız. Kerbela zulmünü andığımız Muharrem ayında cennet gençlerinin efendisi Hazreti Hüseyin'e selam olsun. Eğer bu bir yenilgiyse, Allah bize Yezid gibi kazanmaktansa Hüseyin gibi yenilmeyi nasip etsin.